İnsansız hava araçlarının kullanımı gün geçtikçe artıyor. Dronlarla yapılan işler film ve dizi sektörünü aştı. Bu araçlarla artık tarlalar ilaçlanabiliyor, arama kurtarma faaliyetleri yapılabiliyor. Özellikle zirai alanla, özellikle madencilik, haritalama konularında insansız hava araçları artık olmazsa olmaz noktasına gelmiş durumdadır. Zirai ilaçlama alanında kullanacağınız bir drone, traktörlerle yaptığınız ilaçlamaya oranla %15-%20 verim artımına sebep oluyor. Verim kayıplarını engelliyor. Ulusal kanala konuşan drone eğitmeni Fatih Güneş, kullanımı artan dronların sektöre olumlu etkisinin olduğunu belirtti. Kentsel dönüşüm projelerinde, inşaat çalışmalarında, enerji santrallerinin kontrolünde, güneş enerjisi panellerinin kontrolünde, örneğin bir yangın olayında bile, İtfaiyeci bile yangının hangi merkezden çıktığını görmek için termal kameralı bir drone'u kaldırıp yangın merkezine müdahale etmeyi düşünüyor. Arama kurtarma faaliyetlerinde 1 saat, 2 saat siz dronlarla aramalar yapabiliyorsunuz. Bu da size inanılmaz derecede hız kazandırıyor. Mustafa Kemal Atatürk hedefi göstermişti. En son 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlamasında o muhteşem Atatürk fotoğrafını resmetti dronlar. Sürü yazılımıyla insansız hava araçlarıyla yapılacak işlerin artması bekleniyor. Aslında orada bir sürü yazılımı var. 300 tane drone'un aynı anda kullanılması var. Yani sürü yazılımıyla 300-400 drone'un bir anda kullanıldığı sistemleri çok daha fazla göreceğiz. Evet, şu anda özel sektörlerde karşımıza çıkıyor ama ileride biz bunlarla çok daha büyük işler yapabileceğiz. Drone eğitmeni Fatih Güneş, Türkiye'nin savunma sanayide ürettiği insansız hava araçlarının da dünya markası haline geleceğini düşünüyor. Aslında biz bir 20 yıllık, 30 yıllık bir emeğin son dönemde karşılığını görüyoruz. Evet, bugün Akıncı'yı herkes televizyonlarda izledi. Anka sistemlerini, herkes videolarını, yaptığı işleri görüyor. Ben şunu samimi bir şekilde söylemek istiyorum. Ülkemiz bu konuda dünya lideri olabilecek bir potansiyele sahip ve bu noktada ilerliyor. Bu gördüğünüz cihazları kullanmanız için kuralları bilmeniz gerekiyor. Ticari amaçlı kullanacak iseniz sertifika almak zorunlu. Yasal mevzuatları ağır cezaları olan bir sektör. Yetkili Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş uçuş eğitim kuruluşlarından eğitim almaları ve bu sektöre bu şekilde başlamalarını biz tavsiye ediyoruz.